hayvanlara acıyorum, insanlara acıyorum. Darda, sıkıntıda olanlara yardım etmek istiyorum. Koşmak istiyorum. Hızır'a özeniyorum ben aslında, Hızır Aleyhisselam'ı. O nasıl mesela bir anda her yere yetişiyor, insanların sıkıntısına koşuyor, yardım ediyor ya. Ben onu kendime şiar edindim. Ve o şekilde başladım iyilik etmeye, hayvanlara ve insanlara. Ben Evliyalar Diyarı Aksaraylıyım. Aksaray'ın Bağlıkaya köyündenim. Yıllar önce Bağlıkaya'dan taşındık. Babam demirci ustasıydı ve orada kaynak işine başladı. Yapamayacağı bir iş karşısına çıkıyor. Orada iş kazasına uğruyor. Ben tabii ki gözleri ama olduğunu duyunca babamın, o sıralarda 3. sınıfa gidiyordum. Ve de çok meraklıydım ben ilkokula okumaya, yazmaya. Çok hevesliydim ve başarılıydım da yani. Ama babamın gözlerine ama olduğunu duyunca ben şok oldum ve aklım geriledi. Öyle etkilenmişim ki, üzüntümden, sıkıntımdan, eyvah babam gözlerini kaybetti. Bizim için, bizi beslemek için, bizim evimizin geçimi için, bizim için gözlerini kaybetti diye çok üzüldüm. Ve ilkokulu bitirdim, ortaokul 2'ye kadar zor bitirdim ve bir sürü zayıflarım vardı. Babam dedi ki, oğlum dedi, böyle olmayacak, seni bu okuldan alalım ya, seni bir mesleğe verelim dedi. Ben de babama karşı itaatliyim ya, duasını kazanayım, Rabbimin rızasını kazanayım. Bu istek vardı bende, bu aşk vardı. İtaatimden dolayı ikiletmedim babama. Olsun baba, ver mesleğe çalışayım. Ve götürdü beni, ayakkabı tamircisine verdi ve o şekilde ayakkabı tamircisi oldum hamdolsun. Elhamdülillah. Benim eşim çok merhametlidir. Yıllardan beri hayvanlara, insanlara, bütün herkese yardım etmeyi sever. Özellikle hayvanlara. Onlara yardım etmeyi çok sever. Kış geldi miydi benim eşim hayvanların suyunu, çöplerden ekmekleri toplar. Onları, bütün kedi olsun, köpek olsun, kuşlar olsun, onları barakasını görmüştürsünüz. Onun orada besler. Ve de camiye gider, camileri de temizler, oraları da süpürür, siler, camlarını siler, her türlü temizliğini yapar camilerinde. Thank you.
Sabah kalkarım evimden, işime giderken bisikletimle gidiyorum tabii ki. Kışlı yazlı bisikletle gider gelirim ben. Çünkü ben minibüsle gitsem bu sevapları, bu iyilikleri yapamam, işleyemem. Ama bisikletle gittiğim için istediğim yerde, istediğim çöp kutusunun yanında durabiliyorum. Onları alıp götürebiliyorum işe giderken. Yani değerlendiriyorum zamanı. Boş durmayı sevmem ben. Erengeçliği, üşengeçliği sevmem ben. Onun için nemi lazımcı da değilim, olamam. Allah-u Teala nemi lazımcı kullarını sevmez çünkü. Onun için erinmiyorum, üşenmiyorum, topluyorum, götürüyorum, değerlendiriyorum. Her gün yaparım ben bu işi. Ama bu yaz azalttım biraz. Neden? Çünkü kuşlar karnını doyuracak, karnını doyuracak çok şeyler var. Mesela tarlalara gidiyorlar, buğdaylarına ne karnını doyurabiliyor yaz günleri. Ama kış günleri çok acıktıkları için kar yağıyor, yiyecekler hep yerin altında kalıyor. Onun için kar örtüsü olduğu için en çok o zaman çok acıkıyorlar ve en çok da o zaman doyuruyorum elhamdülillah. Elhamdülillah biz yıllardan beri ekmek israfını yapmayız. Yemek israfını da yapmayız. Benim kendim olayım, eşim kesinlikle yapmaz. Ben de öyle ve de çocuklarım da öyle. Mesela kızım olsun, gelinim olsun, onlar da aynısı. O kadar şeyler ki ne? Mesela ekmek bayatladı mıydı? Bizde hiç atılmaz. Ne yapılır? O kurutulur, blenderdan çekilir. Onu pastalarda, köftelerde kullanılır. Öyle bir şey yaparız biz. Kesinlikle o ekmekler israf olmaz. Bir de eşim götürür, eğer öyle bulursa da, yahut da evde olursa onları götürür, mutlaka kuşlara yedirir. İşe giderken çöp kutularını dolaşırım, ekmekleri toplarım, götürürüm, kuşlara veririm, değerlendiriyorum. İsraf, yazık. İnsanlar ekmekleri çöplere atmışlar. Allah-u Teala böyle bir şey istemiyor bizden. Allah-u Teala bize bu nimetleri, ekmek nimetini yiyelim diye veriyor. Çöplere asalım, çöplere, çöplerin içine atalım diye vermiyor ki Allah-u Teala. Onun için o ekmekler acıdığım için ben de onları oradan çıkarıyorum. O insanları da israftan kurtarıyorum aslında. Değerlendiriyorum ben. Kursağına girsin kuşların. Değil mi? Allah-u Teala bütün canlıları yaratmadan önce, ruhunu ve bedenini yaratmadan önce rızkını yaratmış Allah-u Teala. İnsanlar bu rızkı arayıp bulmak zorunda. Vesileler arayıp bulmak zorunda.
ihtiyaçların doyurmak için vesile oluyorum. Allah'ın emrini istiyorum ben burada. Yani hayvanlara merhamet etmek lazım. Bütün hayvanlara merhamet etmek lazım. Biz doyurmazsak onların ağzı dili yok ki bizden karnımı doyurur musun benim demeye. Ağzı dili yok ki. Biz onlardan anlamamız lazım. Biz onların aç kalabileceğini düşünmemiz lazım. Ben dükkanda çalışıyordum bir gün. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sekreteri beni aradı. Dedi ki, Turgut Bey'le mi görüşüyorum? Evet benim dedim. Siz dedi, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan davetlisiniz. Siz iyilik ödülüne layık görüldünüz dedi. Sizi külliyeye Cumhurbaşkanımız davet ediyor dedi. Güzel bir duyguydu. Eşimle birlikte gittim. Ankara'da bizi makam arabasıyla gezdirdiler elhamdülillah. Her yeri gezdirdiler hamdolsun. Çok memnun olduk, çok mutlu olduk. Hediyelerle gönderdiler bizi bu arada. Allah razı olsun. Çok güzel geçti. Ve ödülümü aldım geldim hamdolsun. Eşimle biz gece otele çıktık. Şimdi otellerde kartlı ya, şöyle çiziyorsun, çıkıyorsun ya, şöyle açıyorsun ya kapıları. Biz daha eşimden öyle bir şey görmedik. Yalan söylemeyelim. Eşim de görmedi, ben de. Kapıyı açamıyor biz. Oradan yurt dışından gelen bir esmer, uzun boylu bir bayan. Dilini bilmiyor, o da bizim dilimizi bilmiyor. Biz hani dedik böyle böyle, kapıyı açamıyor biz dedik. Açamıyor deyince, ben yardım edeyim dedi hani. Hal diliğiyle anlaştık orada. O bayan bize kapımızı açtı. O kadar mutlu olduk ki eşimle. Gece kime söyleyeceksin? Söyleyemem. Kimse yok orada. Otelin odasında. Kapısında kaldık ikimiz. O da bilmiyor, ben de bilmiyorum. Kapımız açıldı. Biz de içeri girdik eşimle. İlk defa bir öyle bir otelde kaldığımız için. Hayatımız boyunca yalan söylemeyin. Biz öyle bir otelde kalmadık da gitmedik de öyle bir yere. Biz kendi halinde yaşayan insanlar, eşimle, ben mesela, çocuklarımızla, torunlarımızla, böyle bu evimizin içinde kendi halimizde yaşarız. Eşim zaten merhametinden dolayı bütün insanlara, hayvanlara yardım ettiğinden dolayı pek şeydir böyle. Herkese yardım eder, herkese yardım eder. O yüzden de bir yere gidemiyor yani. Daha doğrusu hiç tatile gidemedik bu hayatımız boyunca biz. Ancak böyle iki gün bir tatil yaşamış olduk. Çok mutlu olduk yani oraya gitmekle de. İnsan mutlu oluyor bazı şeylerden. Öyle sadece bizim bir köyümüz var, babamın anamın köyü. Biz oraya gider geliriz, onda mutlu oluyor. Ben bu işi 35 yıldır yaparım. Bu sanayiye geldim. Önce Büyükbölcek Mahallesi var bizim Aksaray'ın. İlk önce oraya taşınmıştım. Dükkan kirasını baş edemedim. İşte yani giderleri çoktu, karşılayamayınca. Ben dedim ki, bir de sanayiden geliyordu bana müşteri genelde. Dedim ki, niye kolaylaştırayım sanayinin adamının işini? Gideyim ayağına hizmet götüreyim. Geldim bu sanayiye ve başladım. Burada ayakkabı tamirciliğine başladım ve çalışmaya başladım. İlk önce geldiğimde dükkan açtım. Yine olmadı. En iyisi barakaya çıkayım dedim. Barakada çalıştım birkaç sene. Ondan sonra yani sabrettim sanayinin adamına, çırağına, kalfasına. Bayağı bana da ilk geldiğim sene bayağı bir sıkıntı çektirdiler. Bazı çocuklar akşam ben işten ayrıldıktan sonra barakamı talan ediyorlardı. Ayakkabılar dışarıya fırlatıyorlardı. Malzemeler birbirine karıştırıp ilaçlarımı döküyorlardı. Ona rağmen sabrettim. Bazı arkadaşlar da sabredemiyordu, dayanamıyordu. Yani ileri geri konuşmaya başlıyorlardı. Arkadaşım bu iş benim başıma geldi. Ben sabrediyorum, size ne oluyor derdim.
Bu şekilde çalışmaya devam ettim ve hamdolsun buraya da taşındım, devam ediyor. Bu makineyi ben dükkanı açınca Konya'da bir makine olduğunu duydum. Hiç makinem falan yok ha. Dükkanı yeni açıyorum. Konya'ya gittim. Konya'da ikinci el makine olduğunu öğrendim ve gittim. İkinci el makine aldım getirdim. O şekilde makinemle çalışıyorum. Benden önce kaç kişi yaşlandırdı bilmiyorum. Benim tahminim 100 yıllık vardır yani. Ayakkabı tamirine başladım. Başladım ama bazı arkadaşlar yaptığım işi küçümsediklerinden dolayı ya sen ayakkabı tamircisin, sen çocukları nasıl okutacaksın? Bu ayakkabı tamircinin ev geçinir mi? Ev beslenir mi? Geçinir mi? Nasıl okutacaksın derlerdi. Ben de derdim ki Allah kerimdir ya. Allah rızkımıza kefildir derdim. Hamdolsun bu işi öğrendim ve gurur kibir de yapmadım. Çok şükür. Ve bu işi öğrendim ve bu işle ben evimi geçindiriyorum. Helal kazanç kazanıyorum. Herkese de tavsiye ederim helal kazanç kazanmayı. Allah'ın rızasını her yerde arıyorum ve aramak zorundayım. Çünkü eğer Allahü Teala bir kulundan razı olmazsa eğer hiçbir şeye yaramayız o zaman. Hiçbir değerimiz, kıymetimiz olmaz. Eğer Allah razı olursa eğer cennetini ayaklarımıza serer. Ama eğer Allah razı olmazsa eğer halimiz harap. Allah korusun. Allah razı olduğu kullarından eylesin inşallah cümlemizi. Evladımız var, bir oğlum var, bir kızım var, ikişer de torunlarımız var. Şimdi ben anneme babama itaat ederdim. Onların bir dediklerini iki yapmazdım. Dualarını aldım hamdolsun, şükürler olsun. Şimdi de evlatlarım bana itaat ediyorlar. Elhamdülillah. Ben onlara itaat ettim ki, hizmet ettim ki onlar da bizim bir dediğimizi iki etmezler. Hamdolsun.
Gençlere nasihatim, gençler ne melazimcilik yapmasınlar, üşenmesinler. Yani en küçük bir yerde eğer ki Allah'ın rızasını arasınlar, her yerde arasınlar. Yani hayvanları doyursunlar, beslenir, merhametli olsunlar ya. Merhametli olurlarsa çok sevaplar kazanırlar, Allah'ın rızasını kazanırlar. En çok da neme lazımcılıktan, bana değmeyen yılan hesabı var yani. O yüzden kaybediyoruz işte biz. Üşeniyoruz. Yolda giderken bir taş parçası görsek, yol üstünde, kenarında veyahut da başkalarına zarar verir diyerekler o düşünceyle üşenmeden onu alıp da kenara atmak sadakadır zaten. Allah'ın rızası var. Her yerde arayacağız Allah'ın rızasını. Aramamız lazım. Evren Dinçer Bey, belediye başkanımız, benim için bir söz vermiş. Turgut amcaya demiş, bir geniş bir konteyner yapalım inşallah. Yer ayarlayalım çarşıdan. Bir yere koyalım inşallah dedi ve sözünü de gerçekleştirdi. Allah razı olsun kendilerinden. Ve de emeği geçen arkadaşlardan da Allah razı olsun. Çok güzel emek harcamışlar, çok güzel yapmışlar maşallah. İnşallah yakın zamanda içine geçeceğim ve çalışacağım. Allah razı olsun hepsinden de. Ben akşamdan sonra, işi bıraktıktan sonra topladığım ekmekleri gündüzden bu konteynerlerden topladığım ekmekleri getiriyorum ve sonra tarlalara, boş yerlere, yol kenarlarına, hani serbest yerlere atıyorum ki koyuyorum ki köpek, kedi gelsin yesin diye. İyilik bence merhamettir. Merhametli olan insan iyilik yapar. Merhametsiz insan iyilik yapamaz kardeşim. İyilik bence merhamettir. Merhamette çok iş var. Zaten merhamet Rabbimizin merhametinden. Allah-u Teala ilk yarattığı ruhu ve bedeni sevgili Peygamberimiz yarattı. Ve onu o kadar çok sevdi, o kadar aşık oldu ki yerleri ve gökleri, kainatı yarattı. Meleklerini yarattı, cenneti cehennemi yarattı, onun yüz örmetine. Bizleri yarattı, Adem oğullarını yarattı. Elhamdülillah. Bu merhametten ileri gelir işte. Sevgiden, aşktan ileri gelir işte. Merhametli olacağız devamlı. Herkese karşı merhametli olacağız. O zaman biz kazanırız işte. Sen merhametli olursan başkalarına, başkaları da sana merhametli olur. Ne ekersen onu biçersin değil mi?